Görüler geldikçe de sizlere aktarıyoruz. Filistin'de 3 günlük yaz ilan edildi. Ekrana baktığınızda görüyorsunuz. Dünyanın çeşitli yerlerinden kınama e, mesajları geliyor. Filistin'de nereden, Batı Şeria'dan, Gazze'den mi nereden? Filistin'den diyorlar ama neresinde? Evet, bilgili bilgileri bekliyoruz hocam. Daha bilgiler hocam şöyle, gelmedi. Ram. Filiz, Filistin'de yaz, şu an Gazze'de yaz ilan edilmez. Zaten Gazze'nin etabı. Evet. evet ha. Onu soruyoruz. Batı Şeria'da ilan ediyor. O zaman şöyle, tam onun adını koymak Batı gerekiyor Batı Şeria'da şu an. E, camilerde intifada hı hı. E, anosları var. Hı. Ceninde e, Ramallah'tan anladığım kadarıyla halkla biraz e, şey Filistin polisi arasında ciddi bir şey var. Çünkü İsrail de oraya ablukayı almıştı. Yani bu bölgeyi hareketlendir. E, yarın yani o dörtlüde ne sonuç çıkar bilmiyorum. Ama e, işte bugün Türkiye'de dahi şimdi bu saatte hemen başladı. Mesela Gösteri çağrıları başladı. Ya ona birazcık sakin olunması şart. Şu niye biliyor musunuz? Bakın füze atıldı ya da bomba atıldı atılacak kalktı. Kardeşim artık dünyada bunların izleri hiç kaybolmuyor. Bu gelinen yüksek teknolojiyle şeyle uzaydan takibiyle şunla bunla. Bunun tam kaynağı bir açıklansın. Eğer bunun gerçek kaynağı İsrail ise bunun maliyeti çok ağır olacak İsrail'e. Ama İsrail'in dışında ağır olmaz hocam. Şu, bak şöyle bir şey. Dikkat et şimdi bak Kanada bir Kanada bile. Hocam efendim kalkıyor. Kanada'nın açıklamasını da hemen aktarayım Hocam, niye isterseniz. Hocam çok özür niye samimi değil biliyor musunuz? Yarın Londra'da, yarın Fransa'da, yarın Almanya'da birisi gidip bunu protesto ettiğinde adam kanun çıkarmış. Adamı dışarı atıyor. Yani samimi Altı, değil ki. Üniversitede biliyorsun Harvard'da har biliyorsun problemi. Sunucular televizyonlardan evet. atılıyor. Evet. Yani şimdi düşünün Kanada kınıyor, Batı kınıyor ama bir Filistinli gitsin yarın Fransa'da, Almanya'da bunu protesto etsin, kulağından tutup atıyorlar. Hı. hı yani samimiyeti BBC işte bugün BBC evet. yani özür Yasa demez, dışıdır doğru ifadesini kullanıyor evet, Kanada. Yasa dışı. Evet. başbakanı uluslararası hukuka aykırıdır diyor. E, az önce de reklama gitmeden önce söylemiştim. İsrail e, bu saldırıyı sahiplenmiyor. Bir böyle bir bilgiye sahip olmadıklarını söylüyorlar ama hocam bunu e, açıkladı neden olabileceğini zaten e, az önce konuştuk. Evet, yarın eylemler yani, artacak. Şimdi İsrail, şu an çok yani şu şu enteresan bir dünyada yaşıyoruz. İsrail'in şöyle bir açıklaması var. Hamas'ın başarısız roket denemesi diyor. Yani böyle bir e, şey noktası. Çok sayıda hava saldırısı, ş çok sayıda başarısız roket şöyle, şöyle, ve Hamas şey tarafından yani. sahte zaten, haberler şimdi var di diyor. Bak dikkat edin zaten Hamas'la İran üzerine bir şekliyle yıkılmaya çok yoğun çalışılacak. Hı. Demin onu söyledim işte. Bunun gerek Çin, gerek Rusya açısından bu bu bir şekilde açığa çıkar. Bakın bunun izini saklayamazsınız. Ha diyeceksin ki Nevzat'ın söylediği diyeceksin ki efendim İsrail'in attığını tamam ortaya çıktı. E yani işte e. Ama biraz evvel söylediysem mi söyledin? Biden yarın gidip ateşkes. Ben söyledim. E, siz evet. söylediniz, değil Hı -hı. mi? Ateşkes ilan edebilir bunu, güçlü. bunun. Güçlü. şöyle bir beklenti vardı. E, bombalamanın durması. Refah sınır kapısında olduğu gibi 4-5 saat değildi. 12 saat, Hı -hı. 15 saatlik bir ateşkes. O arada yaşlı ve sivillerin bir kısmı bırakılması ve diplomasiye bir kapar alınması Hı -hı. ve e, İsrail kamuoyunun da bir şeyler yapılıyora doğru. Çünkü orada da bir protestolar var. Yani protestosu Hı -hı. var. Böyle bir şey olabilir mi? Yaklaşımı vardı. Ama şimdi bu bu tarz bir bombalama. Ee, ki şöyle mesela İsrail şunu söylemiş olsaydı mesela bir yerde hani derdiniz ki acaba bombalamamış olabilir mi? Mesela ben hastanelere dokunmuyorum. Ben sağlık çalışanlarına dokunmuyorum. Televizyonculara dokunmuyorum. Ambulanslara dokunmuyorum deseydi eyvallah. Ama tam tersi İsrail hastaneleri vuracağını zaten 3. günden itibaren ilan etti. Şimdi mesele zaten Dünya Sağlık Örgütü de. Gazze Sağlık Bakanlığı'nda dediler ki yani biz mesela Aksa şeyi hastanesini ne kadar söylediler dediler biz çıkmıyoruz. Ulusal kamuoyunun önünde. Yani Allah'tan şu an içeride basın yayın var ve e, işte biliyorsunuz El Cezire konusunda İsrail e, diyor ki Hamas'a yakın yayın yapıyorsun diye çıkarmaya çalışıyor. E Roy Turcan arkadaşlarımız meslektaşlarımız vefat etti. Ya. Şu an 13 evet. 13 gazeteci Bak, oldu. Bak ona bile tepki göstermedi işte mesela. Ben ona ya anlatıyorum. Tabi, yani Reuters, şimdi, kendi, şimdi, ya düşünsene, şimdi şöyle ben çok açık konuşayım. Yani İsrail'de eğer yaptığı bugüne kadar ya hocam Mavi Marmara'da katliam yaptı. Yargılanan kim var? Kimse yok. Sabra Şatilla da yaptı. Yargılanan kim var? Yani bu bu şu şu şunun için söylemesi İsrail şöyle yapıyor. İsrail kimsenin peşini bırakmıyor. Mini Olimpiyatlarını yapanları bile gitti yıllar sonra buldu öldürdü. Şimdi bunu yapıyor İsrail. Yani İsrail devlet olarak hiç unutmuyor. Yani Hı -hı. bu Hamas'ın mesela askeriyesinde Yahya Ayaşlı'ndan tutun, Cemal Ezeyin'den tutun işte bu roketleri yapan Tunus'ya kadar mesela onları da infaz etti. Şimdi onun öyle bir devlet geleneği var. Ama sorun şu. Yani Birleşmiş Milletler'e kınayamıyorsunuz. Yaptırım uygulayamıyorsunuz. Siz çok güzel söylediniz. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi yanı başımıza Rusya-Ukrayna meselesine Putin'e diyor ki gelirsen tutuklanırsın. Sudan'da Ömer El Beşir'e gelirsen evet. tutuklanırsın dedi. O nasıl Bosna'dan Hı. yıllar sonra çıkarabildi bunları Değil şeyin önüne ama burada herhangi bir şey uygulanmıyor. Şimdi buradaki sorun tam da bu. Yani buna dur diyecek bir mekanizma ABD olarak öne sürülüyor. Bence çok açık söyleyeyim. Ee, yani şu an ABD'nin siyasetinin biraz önce siz söylediniz 67'den itibaren İsrail ile partner olarak devam ediyor. Ama İsrail siyasetinin, İsrail devletinin ABD maliyeti çok ağır. Yani mesela İran'la ABD'nin ne sorunu var? İsrail. İran'la Suriye'nin ne sorunu var? İsrail. Türkiye'nin ne sorunu vardı işte geçmişte? Bu mesele vardı. Araplara ne sorunu vardı? İşte Filistin meselesi bu sorun vardı. Şimdi düşünün. İsrail'in bölgede normalleştiğini düşünün. İran kimle savaşacak? Ve kimi düşman kategorisine sokacak? Filistin'de kim ne yapacak? Ama bunu, bu bölgede bunu tutuyor. Şimdi buradaki denklemi bozan şey Rusya, Çin, İran ve tabii bölge ülkeleri. Şimdi bugün mesela Putin gitti Çin'e. Yani orada çok ciddi bir hı. temas trafiği hı hı. var, orada bir birlik var. Bambaşka bir şey çıkıyor. Ama hepimiz biliyoruz ki Rusya sonuç itibariyle burada İsrail'in yanında durmuyor. Yanında durmuyor. Çünkü çıkarları burada örtüşmüyor. Hiçbir şekilde durmuyor ama Rusya Azerbaycan'ı mesela destekliyordu. İsrail Azerbaycan'ı destekliyordu Mesela orada beraber durabiliyorlardı. Artık bu o toptancı bakış açısını bırakıyor. Çünkü ülkeler artık çıkarlarını böyle lokal yerlerde tutmaya başlıyorlar. Ama bu uzun süre içerisinde mesela Arapları Bay yani Blinken mesela ben temasların bir çoğunu aldım. Blinken ya adam şunu söylüyor. Mesela Suudi Arabistan Veliyat Prensi ile görüşecek. Washington Post'la yazdı. Ben ilk yazdığımda insanlar hani Türkiye'den olunca demek uluslararası bir şey bekliyorlar. Gidiyor sabaha kadar bekletiyor ya görüşmüyor. Çünkü gelen teklif dalga geçer teklifi. Yani Mısır mesela Sisi diyor ki...